Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, terazi burcundaki ay tutulması 12. evinizde meydana gelecek. 12. ev biraz gizli, geri planda kalan konularla ilgili. Ay tutulması olunca da orada belki bir tamamlanma, bilinçaltında bir hareketlilik var. Hayatınızdan çıkması gereken, bitmesi gereken konulara da odaklanıyorsunuz. Aslında bir temizlenme ve arınma dönemi sizin için. Bu tutulmayla beraber işte yanlış bir ilişkiyi hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Biraz daha platonik, daha gizli ilişkiler, hani bilinçaltınızda tuttuğunuz duygular, duygusal kalıplarla da ilgili. Hani bunları çözmeniz, bunlardan kurtulmanız, arınmanız mümkün. O yüzden terapiler için, bilinçaltı çalışmaları için, sağlık, şifa çalışmaları için iyi bir dönem. Biraz daha ruhsal alana yönelmeniz, meditasyon yapmanız, iç sesinizi dinlemeniz, tefekkür içinde olmanız mümkün. Tüm bunlar sizin için bir denge sağlayacak. Zihinsel anlamda, ruhsal anlamda dengenizi bulmanızı sağlayacak. Yardımlaşma temaları çok öne çıkabilir. Yani ihtiyaç sahipleriyle ilgilenebilirsiniz. Maddi manevi yardımlar, desteklerde bulunabilirsiniz. Biraz da hayatın manevi yönlerine daha fazla çekilebileceğiniz bir dönemdesiniz. Gezegeniniz Mars'ın da balık burcunda olması bu etkileri daha da bir güçlendirecek gibi görünüyor. Bununla birlikte tabii ki terazi sanatı destekler. Sanatla ilgili çalışmalarınızda ilham akışının artması, biraz daha böyle zaman ayırdığınız takdirde güzel üretimler getirebilir hayatınız. Yani bir müzik, resim, tasarım, sarımsal bir şey. Yani bu alanlarda aktif olabilirsiniz. Ya da kendinizle ilgili bir yeteneğinizi keşfedebilirsiniz. Bu yeteneğinizi geliştirmek için daha fazla çaba harcayabilirsiniz örneğin. Eşinizin ya da sevdiğiniz kişilerin yine sağlıkları ya da onların iş hayatları, meslek ve buralarda bazı sorunlar varsa, hani çözüm bekleyen konular. Bu alanlarda desteklerin gelmesi mümkün. Çünkü Jüpiter ilişkiler evinizde. Eş, partner, ilişkiler ve bu alanlarda şanslarınızı arttırıyor. Eşinizin daha fazla destek alabileceği bir dönem. Özellikle ilişkiler, romantik ilişkiler 5. evinizdeki Venüs geçişiyle de birlikte bu dönemde sizin için çok daha keyifli, çok daha destekleyici olabilir. Çocuklarla da ilgili hareketlilik ön planda. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız sevgili akrepler, ama bazı sorunlarınız da olabilir. İşte bu sorunları çözmek için doğru bir hekime ulaşmanız, doğru bir şifa yolu bulmanız, doğru bir uygulama yapmanız, hani bir sorunu fark etmeniz ve çözmeniz için de size güzel açılımlar getirebilecek bir tutulma etkisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa tutulma etkilerinin çok daha önemli ve etkili olmasını bekleyebiliriz.